Haydi bakalım arkadaşlar. Geldik öğretim kademelerine göre rehberlik. Ha bu başlık nereden çıktı? Önce bir kavram haritasını zihnimizde canlandıralım. Yaklaşık 10 video önce rehberlik türleri diye bir konuya girmiştik. Ve size şunu demiştim. Türler geniş bir konu. O yüzden alt başlıklar altında inceleyeceğiz. Hatta rehberliğin en geniş ünitesi olduğunu söylemiştim. Hatırlayalım o üniteyi. Başlık attık. Rehberlik. E, rehberlik türleri. İlk başlığımız neydi arkadaşlar? Kurumların özelliklerine göre rehberlik dedik. Sağlık, sosyal hizmet alanı, adalet alanı, güvenlik alanı bitirdik. İkinci başlığımız neydi? Birey sayısına göre rehberlik Bireysel grup rehberliği, bireysel grupta psikolojik çalışma bitirdik. Üçüncü başlığımız neydi arkadaşlar? Temel işlevine göre. Sekiz tane işlevden bahsettik. Doğru mu? Sorun varsa uyum sağlayıcı, çare bulucu. Kötü bir şey olmasın diye çalışıyorduk, önleyici. Eğitime katkı sunuyorduk, tamamlayıcı. Plan program hazırlama ayarlayıcı, okul ders meslek seçme yöneltici, genel olarak yaptığımız rehberlik çalışmaları geliştirici, önemli yaşamı tehdit eden bazı daha köklü durumlardaysa krize müdahale demiştik. Dördüncü başlığımız geniş bir bağışlıkta muhtemelen kafayı bu biraz karıştırmıştır. Dördüncü bağışlığımızda problem ya da gelişim alana göre rehberlikti. onu da üçe ayırmıştık. Eğitsel, kişisel mesleki. Ve bir önceki videomuzda mesleki rehberliği bitirdik. Şimdi son başlığımız öğretim kademelerine göre rehberlik. Şimdi burada neye bakacağız arkadaşlar? Okul öncesinde lisede rehber hizmetleri nasıl farklılaşıyor? Ne tür çalışmalar var? Bunu anlamaya çalışacağız. Şimdi bir şey var şunu söyleyeyim. Bizim öğretim kademelerine göre sunacağımız rehberlik hizmetleri farklılaşacak. Okul öncesinde ilkokulda. Neden farklılaşacak? Çünkü gelişimsel ihtiyaçlar değişecek. Gelişimsel ihtiyaçlar değişir. İnsanların gelişimsel ihtiyaçları değiştiği için bu dönemde sunacağımız rehberlik hizmetlerinde değişmesi, farklılaşması beklenir. Peki arkadaşlar ne değişmeyecek? İster ilkokulda çalışayım, ister üniversitede rehberlik hizmetlerini sunarken değişmeyen bir şey vardı. Neydi o arkadaşlar? Süpersiniz. Rehberliğin ilkeleri değişmez. Temel amacımız değişmez. Gönüllülük hepsinde var gizlilik, insancıl anlayış. Ben burada da burada da çalışıyorsam karşımdakine bir insan olarak değer vermem gerekir. Yoksa rehber hizmetleri amacına ulaşamaz. Şimdi arkadaşlar bu konuyu ben sizlere nasıl anlatabilirim diye düşünürken önüme iki tane yol çıktı. Bir, her eğitim kademesinde 36, 4 de çarp işte 150 civarında, 160, 200 civarında diyelim kazanım tanımlayabiliriz. Bunları ezberlersek arkadaşlar 1000 civarı kazanım Buradan kolay kolay soru kaçmaz. Ama ezberlemek mümkün mü? Tabii ki değil arkadaşlar. Ben yıllardır sahada çalışan biri olarak bütün kazanımları ezberlemiş değilim. Ha çok bariz belli başlı çalışmalar biliyoruz zaten şu dönemde yapılır bu dönemde yapılır. Ama onun dışında bana bu konudan bir soru gönderdiğin zaman ne yapıyorum biliyor musun? Gelişim ihtiyaçlarına bakıyorum. Çünkü benim için odak nokta burası. Okul öncesi çocuk gelişimsel olarak böyle bir rehberliği alabilir mi? İhtiyacı olur mu? Sorunun cevabı buradan çıkıyor. Lütfen burada kazanım ezberlemekte uğraşmayın. İşin içinden çıkamazsınız. Şunu yapın. Hangi gelişim basamağında çocuk? Neye ihtiyacı var? Özetle şunu diyorum gelişim psikolojisindeki bilgilerinizi biraz harekete geçirin bu konuda. soruları kolaylıkla arkadaşlar çözersiniz. Haydi o zaman biraz gelişim psikolojisi yapalım. Önce Piaget'e bakalım. Çünkü bütün dünyada eğitim kademelerinin örgütlenmesi Piaget'e göre yapılır. Bizde de böyleydi yakın zamana kadar. Hemen Piaget'e göre bakalım arkadaşlar. Okul öncesi dönem neye karşılık gelir arkadaşlar? İşlem, öncesine karşılık gelir. Zaten dikkat et okul öncesinde bir çocuklara toplama yazma çıkarma öğretmiyoruz. Okuma yazma öğretmiyoruz. Neden? işlem öncesi dönemde. Hemen özel öğrenme güçlüğüne bağlayalım. O zaman okul öncesi dönemde özel öğrenme güçlüğü tanısı Konulmaz. Ne vardı? toplama, çıkarma, dört işlemi öğrenme, sayılarla şey okuma yazma öğrenme, dili yazılı sözü kullanma. E burada okuma yazma öğrenme, toplama çıkarma yapma yoksa özel öğrenme güçlü tanısı konulmaz. İşlem öncesi, okul öncesi. Geldik ilkokul dönemine arkadaşlar. Somut işlemler dönemi. Şimdi zaten şöyle biraz yapayım da diğerlerine yer kalsın. Şimdi somut işlemler dönemi. Zaten hayattan bunları yakalarsınız. İlkokulda öğretmen olduğunuzu düşünün arkadaşlar. Çocuklara toplamayı öğretiyorsunuz. Nasıl öğreteceksiniz çocuklara toplamayı? Düşünün. Nesnelerle öğretiyorum. Elma getirin, ceviz getirin. Çocuklar da somutlaştıramasan burada toplama, işlem yapmayı öğretemezsin. Yaş tam denk gelmiyor ama piyacede biliyorsunuz 11-12 yaşında ne başlıyor arkadaşlar? Soyut işlemler dönemi. Bakın 4 artı 4 bu ülkede bir faciadır. Birçok çocuğa büyük kötülük yaptık arkadaşlar. Çünkü ben 10 yaşında, 9 yaşında ortaokulu başlatacağım dersek Olmaz. Olmuyor zaten arkadaşlar. Beşinci sınıftaki çocuklar peşten ediyoruz biz. Çünkü çocuk daha soyut basamağa geçmemiş. Burada bir tane öğretmen var ilkokulda. Her şeyi somutlaştırıyor, ilişkilerini direkt anlatıyor. Burada atıyorum A öğretmeni geliyor, çıkıyor B öğretmeni geliyor. Çocukların kafa karışıyor. Piaceyi biliyoruz zaten. Soyuttan sonra başka bir dönem tanımlamıyor. Soyut işlemler, soyut işlemler diye devam ediyor arkadaşlar. Şimdi tabii ki öncesi var. Duysal motor dönem falan filan. Bunlar Özgür Hoca ile girişkin psikolojisinde gördünüz. Şimdi arkadaşlar psikolojide bir zatı muhteremimiz var. Ne anlatırsak anlatalım değinmeden edemiyoruz. Danışma kuramları anlatıyoruz geçiyor. Gelişim psikolojisi geçiyor. Kariyer danışmanlığı geçiyor. Kişilik kuramları geçiyor. Kim bu kuramcı arkadaşlar? Freud. Gerçekten de önemli bir kuram diyor. Şimdi peki Freud'a göre bakalım. Freud'a göre okul öncesi dönem neye karşılık gelir arkadaşlar? Fallik döneme karşılık gelir. Fallik dönemin temel özelliği neydi? Çocuklar kendi cinsel kimliğini buluyorlardı. Kadın mı erkek olduğunu fark ediyordu. Cinsellikle ilgili konulara ee, karşı cinse ciddi bir merak var karşı insanın ebeveynine karşı du duyulan bir yakınlık, hayranlık var arkadaşlar. Özetle cinsellik biraz da çocuklarda temel olmaya başlıyor. Hatta ben şunu derim bu dönemde çocukların gözleri fallik falliktir. O yüzden fallik dönem diyoruz. Şimdi arkadaşlar gerçekten de okul öncesi çocuklara çok nelerler. Masumdur, çok da fenadırlar bir yeriyle. Mesela okul öncesinde çok fazla aşk maç mevzuları vardır. Ha. Bir de çocuklar çok rahattır. Ben de Ayşe'ye aşık oldum. Ben Fatma'ya aşık oldum. Ben öğretmenle evleneceğim. Gelip öğretmene ne diyor? Öğretmenim ben size aşık oldum siz de evleneceğim. Olur mu? Olur yavrum. Çok masumdurlar. Hatta hiç unutmuyorum bir ara bir tane kızımız vardı. Aynı sınıftan iki tane sevgilisi vardı. O kadar tatlılar ki bahçeye bir çıkar hep üçü beraber gezerlerdi. Kız birini bir koluna takardı birini bir üçü böyle geziyorlardı. Şimdi çocuklar masum. Burada bu kadar rahat olan çocuk ilkokula bir geliyor kız erkek yan yana oturtamıyoruz. Aynı çocuk ben ona aşığım, ben buna aşığım, ben bununla evleneceğim diyen çocuk burada ilk okula bir gidiyor akşam ağlıyor. Anne ben okula gitmeyeceğim. Niye yavrum? Öğretmen beni zorla kızların yanına oturttu diyor. Çünkü ne başlıyor arkadaşlar? Latent ya da gizil dönem başlıyor Freud'da arkadaşlar. Yine yaştan denk gelmiyor. O yüzden yani 4 artı 4 hiçbir gelişim, hiçbir bilimsel veriye dayanmaz. Yine arkadaşlar ergenlikle beraber kızlarda 12-13, erkeklerde 13-14, ergenlik başlıyor. Freud bunu ne olarak tanımlayacak? Genital dönem olarak. Neden genital diyor? Bir, Çocukların genital organları yetişkin işlevine yaklaşmaya başlıyor. 2. İlgi, konu, merak buralara arkadaşlar kaymaya başlıyor. Freud'da da genital'den sonra arkadaşlar bir dönem tanımlamıyor. Tabii ki öncesi var. Oral dönem, anal dönem var ama genital'den sonra ergenlikle beraber Piaget'de, Freud'ta tekrar bir paradigmal değişiklik tanımlamıyorlar. Dikkat gelişim bitiyor demiyorlar. Gelişim devam ediyor ama köklü paradigmal bir değişiklik yok. O yüzden bir dönem tanımlamaya da gerek yok diyeceklerdir. Geldik arkadaşlar üçüncü kuramcımız. Bu da arkadaşlar Erikson olsun. Piaget'e baktık, Freud'a baktık, Erikson'a bakmazsak zaten ayıp olur. Şimdi Erikson burada neyi tanımlıyordu okul öncesi ve ilkokulda? Girişimciliğe karşı suçluluk. Zaten bir şey söyleyeyim. Girişim özelliklerini ilişkilendirin. Biraz daha anlamlı hale geliyor. Fahri dönüm özelliği neydi? Cinsellikle ilgili konulara merak vardı. Anne babaya bol bol soru sorar çocuklar. Peki bu soruları nerede sorarlar? Baş başa, sakin bir ortamda mı? Herkesin içinde mi? Çocuk affetmez, herkesin içerisinde sorar. Salona girer, baba siz beni nasıl yaptınız? Baba neden erkekler ayakta işiyor? Hadi gel cevap ver çocuğa. Eğer burada çocukların sorularına kızar ceza verirseniz, terbiyesiz, o nasıl soru? Çocuklarda suçluluk karmaşası ortaya çıkar arkadaşlar. Eğer çocukları desteklersen girişimci olur. Biz bir kendimizi bir yoklayalım arkadaşlar ya. Toplum olarak daha çok girişimci miyiz? Yoksa suçluluk karmaşamı bizde daha baskındır hepiniz suçluluk çok çabuk çekeriz. Neden? Çünkü bu yaşlarda çok engellendik arkadaşlar. Biz şunu biliyoruz. Sağlıkta eşler arasında yaşanan cinsellikten sonra bile yoğun suçluluk duyguları var. Çünkü sen çocuğa ve terbiyesiz o nasıl soru dersen. Çocuk soru sormak kötü bir şey diye tanımlamak Cinsellik komple kötü diye tanımlar. Yine bu yaşta çocuk çok girişimci olmak ister. Masaya bardağını kendi götürmek ister. Almaya çalışır anlayısından da ben tabağımı kendim götüreceğim. Ben yiyeceğim. Kırar taba ensesini tokatı bastığınız anda suçlu karmaşa çıkar. Kırsın bir tabak kırar bir şey olmaz. Gerekiyorsa plastik tabak alın bir şey olmaz arkadaşlar ama zarar vermeyelim. Şimdi geldik ilkokul dönemine yine bakalım. Somut işlemler başlıyor okuma yazma öğrenme toplama çıkarma öğrenme var. Gizil dönem var. Cinsellik özellikleri gizlenmiş. Vicdan ahlak boyutu gelişiyor. Amnevan öğretmenin gözünde iyi bir konum elde etmek çok çok önemli. O zaman hemen ilk sonunda ne diyecek? Başarıya karşı yetersizlik duygusu. Ha, bakın sorular işte buradan çıkar. Aldım size bir soru. Çocukların başarısızlıkla karşılaşmamalarının en fazla nerede dikkat etmek gerekiyor? İlkokul döneminde. O yüzden burada rehber hizmetleri biraz önemlidir eğitim açıdan. Biz şunu biliyoruz. Çocukların ortaokuldaki başarısında en önemli faktör burada kendini başarılı ya da başarısız görmesidir. O yüzden burada öğretmenin çocuklara aferin demesi çok çok önemlidir arkadaşlar. Sonra ergenlikle beraber bak yine yaş denk gelmeyecek ama dönemin yani eğitim kademesinin genel karakteristiği kimliğe karşı ne vardı arkadaşlar? Rol karmaşası. Yine devam edecek. Kimlik rol karmaşası. Şimdi Özgür hocamız bağıra bağıra söylemiştir. Yani Erikson'u Piaget ve Freud'dan en önemli neydi? Gelişim dönemlerini yaşamın sonuna kadar götürüyordu. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Bakın bilişsel kuram. Bak işlem öncesi, toplama çıkarma, soyut. Freud'un bakın gelişim kuramı psikoseksüeldir, kişilik kuramı psikoanalitiktir. Doğru mu? Niye psikoseksüel? Bakın cinsel organ, cinsel hazla ilişkilendirmiş. Erikson'un ki psikososyal. Neden psikososyal? Çünkü hep çevreyle ilişki, etkileşimi temel almış. Üçü de doğru şeyi söylüyor. Hepsi bir gerçekliğin farklı yönünü açıklamış. Ve insanın sosyal teması yaşam boyu devam ediyor. O yüzden buraya karşı da neyi tanımlıyor? Yakınlığa karşı yalıtılmışlık <laughs> zaten bir şey söyleyeyim üniversite yıllarına bir bakın ee, ya çok böyle sosyaldir arkadaşınız benim öyle bir arkadaşım vardı yani edebiyat fakültesinden çıkar şeye gidene kadar ne derler e, yemekhaneye 50 kişiye selam verirdi. Artık herkesi dönük. Ama okulda sınıfta şöyle çocuklar da vardı. Lokalize olmuşlar. 2-3 kişilik gruplarla hep gezerlerdi. Yakınlığa yatılmıştı. Burada görüyoruz. Arkadaşlar çok samimi söylüyorum. Bu sorular büyük ölçüde buralardan yakalarsınız. Daha çok gelişim özellikleriyle ilgili sorular geliyor. Mesela bir senin neyi sordun arkadaşlar? e, eğitim kademelerine göre rehberlik hizmetlerinin sunulmasında hangisi yönünden bir farklılık olması beklenmez? Cevap benimsenen ilkelerdi. İlkeler değişmez dedik. Bir senesi şunu sordular. Dediler ki mesleki rehberlik çalışmalarına ne zaman başlamak gerekir? Okul öncesi dedik. Peki bu senede şöyle bir soru gelse. Cinsellikle ilgili konularda bilgi verme çalışmaları ne zaman? Okul öncesinde. Zaten faaliyet dönem var. Soruyor şu istismarı önleme gibi çalışmalarına buradan itibaren başlamak gerekir. Peki soyut soru kökünde soyut bir kavram var. Buralarda veremezsiniz bakın. Değer kavramı burada veremezsiniz. Mümkün değil buradaki çalışmaları somutlaştırmam gerekir. Soyut bir kazanım varsa buradan itibaren başlayabilirsin. Çok samimi söylüyorum. Bu gelişimsel özellikleri sorular çok kolay bir şekilde yakalarsınız arkadaşlar. Şimdi birkaç ipucu daha vereyim çok kısaca. Ondan sonra bu konuya noktayı koyalım. Şimdi şunu unutmayın. Her eğitim kademesinde eğitsel, kişisel, mesleki rehberlik çalışmaları vardır her eğitim kademesinde eğitsel, kişisel, mesleki rehberi çalışmaları var. Burada da, burada da, burada da, bu hepsinde var. Unutma. Ama okul öncesinde bakalım. Faalilik dönem, suçluluk hangisi biraz daha önemli oluyor arkadaşlar? Kişisel daha önemli. Bakın sadece sadece daha önemli diyorum eğitsel de var mesleki de var ama kişisel rehberi çalışmaları biraz daha ön plana çıkar unutma Peki ilkokuldaki kazanımlara bakarsak kazanım demişim özelliklere somut işlemler okuma yazma öğreniyor gizli dönem özellikle başarı karmaşası eğitsel daha önemli arkadaşlar bakın şey Çi için bir bilgi vermek çok zor Buraya geçiş dönemi diyeceğim. Ortaokul gerçekten de bir geçiş dönemidir. Özellikle 5-6 buraya çok benzer, 7-8 liseye çok benzer. Peki liseye geldik. Orta öğretim dediğimiz lisedir aklınızda olsun arkadaşlar. Lisede daha çok ne yer tutacak? Biraz önce konuştuk. Mesleki arkadaşlar. Mesleki daha önemli. Ama bakın daha önemli diyoruz. Diyorlar ki lisede hocam ergenlik var. Kesinlikle kişisel sosyal çalışmalar da çok önemli. E hocam lisede ÖSS var, eğitsel de çok önemli. Ama mesleki çalışmalar bir tık öne geçer diyelim. Şimdi üniversitede tekrar neye döneceğiz arkadaşlar? Tekrar kişisele başa dönüyoruz. Çünkü niye ekonomik sorunlar başlıyor? Ailemizden ayrıldık, barınma sorunları var, duygusal ilişkiler başlıyor, onun getirdiği sorunlar var falan filan. Şimdi geldik okul öncesi dönemde biz daha çok aileyle ile çalışırız. Daha çok aile. Bakın bunların hepsi daha çok, daha ifadelerine dikkat edin. Yani öğrenciyle de çalışırım, öğretmen de çok önemli. Ama ilkokul, şey, okul öncesinde çocuklar için en önemli nokta ailedir. Ben bir çocukta davranış problemi varsa ben bu grupta çocuklarla çalışmak çok zor arkadaşlar. Yani okul öncesi çocuklarına psikolojik yardım yapmak, rehberlik yapmak gerçekten de çok zor. Bazen aile dostlarımız birileri rica ediyor, öğretmenize rica ediyor, kıramıyorum. Görüşüyorum ama arkadaşlar ne diyeyim ben hakikaten çocuk çocuğa. Geliyor mesela alt ıslatma konusunda yönlendirmişler çocuklar. Hocam bunda alt ıslatma var bir görüşür müsün? Ya görüşeyim de ben 5 yaşındaki çocuğa ne diyeyim ya? Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor. Ne yapıyorsun diyorum, iyiyim sen ne yapıyorsun diyor. Gece yatağa işeme yavrum. <laughs> Desem bir işe yarar mı? Tabii ki yaramaz. Ben bu noktada aileyle görüşürüm. Çağıracağım, aileyle çalışacağım. Bana diyorum aileyi yönlendirin. Yeni gelmişken bir şey paylaşayım. Bizim ülkemizde oldukça yaygındır alt ıslatma problemi çocuklarda. Ve genelde önemsemiyoruz. Ama şunu söyleyeyim çocuklarda ciddi özgüven eksikliğine yol açan problemlerden biridir. Müdahale etmek gerekir. Neden arkadaşlar ee, önemsemiyoruz onu da söyleyeyim. Genetik bir bozukluktur büyük ölçüde alt ıslatma. Alt ıslatan çocukların %75'in ailesinde de alt ıslatma öyküsü vardır. Bir çocuk bize alt ıslatma ile gelince biz biliyoruz bunu kesin diyoruz. Ana babada da, da ne de bu hikaye var. O yüzden arkadaşlar önemsemiyor aileler. Bir ara şunu söylemişti ailenin biri. Dedim ya bu yaşa kadar neden gelmediniz? Hocam dedi bunun amcası da askere giderek adı altına işiyormuş dedi. E ne yapak hep beraber işleyelim mi o zaman Allah Allah. Geleceğim tedbir alacağız. Ben aileyle çalışacağım. Yeni gelmişken bir şey söyleyeyim. Çok yanlış yaptığınız şeylerden bir tanesi çocukta altı ıslatma varsa gece tuvalete kaldırıyoruz. Yani gece tuvalete kaldırmak yanlış bir uygulama değil. Gece kaldırıyorsak çocuğu iyice sarsacağız. iyice uyanacak. Hatta saat kurum mümkünse kendisi kalksın. Bilinçli gitsin. Biz kıyamıyoruz çocuklara. Gece anne alıyor çocuğunu kucağında götürüyor tuvalete. Çiş yarım. <laughs> Çocuk uykuda mı yatakta mı farkında değil. Aile farkında olmadan uykuda çişini yapmayı öğretir. Davranışı çok daha zor söndürürüz. Geldik arkadaşlar ilkokula. Kim çok önemli arkadaşlar? Daha çok... Öğretmenle çalışacağım ben. İlkokulda çocuklar için en önemli figür öğretmendir. Öğretmen çocuğa aferin desin, saçını okşasın bitti arkadaşlar. Kimse ilkokulda ne öğrendiğini hatırlamaz. Ama ilkokulda öğretmen size seninle gurur duyuyorum. Aferin yavrum deyip saçınızı okşadıysa sizin hayatınız değişir. O yüzden bakın ilkokulda öğretmenler e, deftere aferin yazarlar. Sticker yapıştırırlar değil mi? Çünkü çok çok önemli. Ortaokul için bu veriler çok çok zor. Lisede arkadaşlar daha çok öğrencinin kendisiyle çalışıyorum. Daha çok pardon. Öğrenci. Yine arkadaşlar üniversitede tabii ki daha çok öğrenciyle çalışacağım. Lisede bakın aileyle çalışır, öğretmenlerle çalışır. Hepsi sadece daha çok diyorum. Son olarak şunu diyeceğim. Okul öncesinde rehberlik çalışmalarında oyunlar önemlidir. Daha çok oyunlarla, eğitsel oyunlarla, etkinliklerle rehberlik kazanımlarını vermeye çalışırız. İlkokulda grup rehberliğidir. Çünkü neden? Bakın daha çok eğitsel konularda çalışıyoruz. Okuma alışkanlığı, sınıf kuralları, eğitsel şeyler, oryantasyon, e grup da yaparım. Özel bir şey yok. Bir de çocukların yaş olarak çok fazla özel bir dünyaları yoktur burada. Her şeyi herkesle konuşmayı severler. Ama lisede artık daha çok bireysel ilişkiler ön plana çıkmaya başlıyor. Daha çok psikolojik danışma hizmeti ağırlık kazanıyor. Yine de arkadaşlar burada psikolojik danışma hizmeti ağırlık kazanıyor. Evet arkadaşlar, öğretim kademelerine göre rehberlikte artık rehberlik türlerine noktayı koyduk. Bu konuda kazanım ezberlemeye çalışmayın. Burada gördüğünüz bilgiler soruların çözüm için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda yine bizim için önemli bir konu bireyi tanıma ve bireyi tanıma tekniklerine geçiyoruz. <laughs>